Claude Monet tarafından yapılan bir resme bakmaktayız. Bu yarım düzineden fazla tuvalden oluşan, Paris'te bir tren istasyonu olan Saint-Lazare Garı'nı konu alan serinin bir parçası. İlk empresyonist sergiden birkaç sene sonrasına, 1876-1877 kışına denk geliyor. Monet Paris'in bir banyosu olan Argenteuil'de yaşıyordu. Elbette şehrin tipik bir banyo sakini olarak buraya trenle gelip gidiyordu. Aslında bu son derece modern bir fikir. Kırda yaşamak ama şehirde çalışmak. İkinci İmparatorluk döneminde Paris, Baron Osman tarafından yenilenmişti. Bu tren istasyonu ve tüm ana caddeler yeniydi. Burası modern, yeni ve endüstriyel olanın özetiydi. Bu Monet için son derece radikal. Çünkü Monet deyince aklın ilifer resimleri gelir. Pastoral banyo manzaraları yaptığını düşünürüz. Ama şuraya bakın. Kömürle çalışan buharlı motorlardan daha kaba ne olabilir? Monet, Arjantöy'e gitmeden ve manzara resimleri yapmadan önce bile arka planda bacalar, modern demiryolu köprüleri ya da diğer modern yaşam unsurlarını resmine taşıyordu. Ama burada modernizmin yalın iticiliğini tamamen kucaklamış. Ve eğer resmin kompozisyonuna bakacak olursanız, geleneksel bir manzara resminden aslında o kadar da farklı olmadığını görürsünüz. Geriye dönüp mesela Claude'un tuvallerine bakarsak, onun da bu görseli hareketi ağaçlarla çerçevelediğini görürüz. Burada da her iki tarafta çerçeve var. Görsel hareket mekanda geriye doğru gidiyor. Aynı zamanda bu çapraz çizgilerde geriye doğru giderek gözümüzü arkaya doğru taşıyorlar. Ama bu çapraz çizgilere rağmen resim son derece düz. Çünkü vurgu yüzeyde ve özellikle boyada. Asıl ilginç olansa eğer tuvale bakarsanız lokomotifin aslında devasa demir yapının altında istasyona doğru hareket ettiğini görebilirsiniz. Buharın resme aktarılış şeklinden kaynaklanan bir silikleşme var ve bir bakıma lokomotifin bu demir kütlenin somutluğu biraz azalmaya başlamış. Monet'in esas amacı da ışık oyunları ve renk oyunları üzerine odaklanmak. Bunu yapmak için Buharın yukarıdaki pencereden gelen güneş ışığıyla oynadığı bu kapalı yerden daha mükemmel bir yer olabilir mi? Yani Monet yüzeyle ilgili düşünüyor. Yüzeyde ışığın nasıl titreştiğini ve yüzeyde değişen renkleri düşünüyor. Akademik bir ressamın yapacağı gibi uzakta olan nesneleri küçülterek bir alan yaratmayı, bununla perspektif çizgileri yapmayı ve bu şekilde biçimlendirerek ona somutluk kazandırmanın yollarını ise pek düşünmüyor. Gerçekten nesnenin etrafında hiç çizgi ya da kontür yok. Geleneksel biçimlendirme hiç yok. Yüzey ise inanılmaz bir usta işi ve neredeyse soyut. Bazen bunun için yumuşatmak kelimesi kullanılıyor. İlginç olan Monet'in fiilen çizgiyi tuvalden tamamen kaldırmasını aynı zamanda bu bölgede çalışan başka ressamlarla karşılaştırabiliyor olmamız. Monet'in çağdaşı olan Kaybot'un bir resmini düşünüyorum. Bu Monet'in az önce resmini yaptığını gördüğümüz tren peronlarının hemen üzerindeki bir köprü. Ve burada her şey son derece çizgisel, kesin, temiz ve açık. Aslında çizgisel perspektif çok yoğun. Biraz fazla kuvvetli bir çizgisel perspektif var. Ama aynı zamanda bir ilüzyon da var. Monet'in bize veremediği gerçek bir mekan algısı var. Ve her şey öyle, yani demirden yapılan şeyler demir gibi görünüyor. Gayet orada duruyor. Son derece ağır. Ama Mone'de her şeyi dağılmış görüyoruz. Her şey tamamen saf ışık. Tamamen saf renk haline geliyor. Bir de burada bir cadde algısı var. Şehre ait bir cadde. İnsanlar birbirlerinin yanından geçiyorlar. Modern hayatın temposunu görüyoruz. Mone'de demir Yol adlı resminde bunu yapmış. Burası aynı yer. İşte bakın buradan aşağıda tren peronları var. Aslında biraz da olsa gerçek tren istasyonuna bakabiliriz. İşte burada. Günümüzde böyle görünüyor. O kadar da sevimli bir yer değil. Ama Mone burayı modern kent yaşamının sıra dışı güzelliğinin bir ifadesi olarak aydınlık yapmak istemiş. Tren istasyonunun haritasını görüyoruz. Biz tren istasyonunun çatısına bakıyoruz. Hemen oraya geçince baktığımız demiryolu peronları var. Onu da geçince Kaybot'ta gördüğümüz köprü var. Ve tabii ki modern Paris'in bir parçası olarak Baron Usman'ın inşa ettiği bulvarlar var. Bu caddeler bütün şehri kesiyor ve modern Burjuva kentini yaratıyor. Monet tam da bunun resmini yapıyor. Monet de öyle. Yani eğer bu resme geri dönecek olursak gördüğümüz şey empresyonizmin güzel bir ifadesi.